Sayın bakanlarım, değerli misafirler, kıymetli basın mensupları ve sevgili basketbol camiası, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Bugün Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir adımı paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizi basketbola kazandırmak ve sporun temellerini daha da güçlendirmek adına yeni bir projeyi hayata geçirmenin gururunu taşıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezimizin resmi açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu tesisi tasarlarken basketbolun sportif, idari ve akademik gelişimi sağlayacak örnek bir model yaratmayı hedefledik. Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerimize bu tesisin sunduğu imkanlarla insan kaynağı, sporcu gelişimi ve maddi kaynaklarda artış gibi birçok faydayı sağlayacağız. Bugün ise bir yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz TBF İstanbul Basketbol Süper Lisesi'nin protokol imza töreni vesilesiyle bir aradayız. Bu tören sadece bir imza töreni değil, spor ve eğitim alanında devrim niteliğinde bir projenin başlangıcıdır. Bu proje genç sporcularımızın kariyerlerini şekillendirecek ve ülkelerimizin uluslararası sportif başarılarını artıracaktır. Bu projede emeği geçen herkese, özellikle Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınbak, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Bu işbirliği, spor ve eğitimi bütünleştiren en değerli projelerden birisidir. TBF İstanbul Basketbol Spor Lisesi, basketbol sadece bir spor değil, aynı zamanda bir eğitim ve karakter geliştirme aracı olarak gören vizyonumuzu tam anlamıyla yansıtmaktadır. Amacımız genç sporcularımıza uluslararası standartlarda eğitim vererek onları topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek ve Türk basketbolunu dünya sahnesinde en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu okul kurulu olduğu 1200 metrekare alandaki modern donanımlı 8 dersliğiyle yaklaşık 200 öğrenciye hizmet verecek ve yanın başındaki spor salonlarında öğrencilerimize antrenman imkanı sağlayacaktır. Amacımız basketbolun her anda yetkin bireyle yetiştirerek Türk basketbolunu dünya çapında bir marka haline getirmektir. Bugün imzalayacağımız protokol bu hedefimize hizmet edecek en önemli adımdır. Bu vesileyle TBF İstanbul Basketbol Süper Lisesi'nin Türk sporuna ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyor. Burada bizimle olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli bakanım, Basketbol Federasyonu'nun değerli başkanım, Türk sporuna ve basketbola gönül vermiş spor insanlarım, değerli meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, sevgili basın mensuplarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Ben Milli Eğitim Bakanlığı geçmişimden önce yaklaşık 2 yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluş döneminde bakan yardımcılığı görevini yerine getirdim. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlık makamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve başladım. Bunu şunun için anlatıyorum. Benim müsteşarlık sürecimde peşinden koştuğum bir hayalim vardı. O da şu idi. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş ölçüde bir tesisleşme süreci yaşandı. Hem eğitim anlamında hem de spor anlamında. Bunun içini doldurabilecek sporla eğitimi, akademik eğitimle sportif eğitimi meczedecek, yan yana getirecek bir süreci yürütmenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi olduğunu düşünüyordum ve bunu kendime hayal edindim. O tarihle 2014 yılında proje okul diye bir kavram hayata geçirdik. Meslek liselerinde başladık, spor liselerinde de spor liselerimizi tematik hale getirip küçük yaşlardan itibaren gençlerimizin, çocuklarımızın
yeteneklerine uygun sportif eğitim almalarını ve bu şekilde Türkiye'nin sportif altyapısına hizmet edebileceğimizi düşünüyordum. Bunu ben kendime bir hayal olarak aldım ve yaptığımız yasal değişikliklerle bu tür proje okul tanımlaması yaptığımız yerlerde program oluşturma, yani müfredat oluşturma ve eğitici kadrolarının görevlendirilmesi konusunda bu proje okullara istisnai özellikler getirdik. Meslek liselerinde ticaret odaları, sanayi odaları, büyük sanayi kuruluşlarıyla ortak meslek liseleri yapmak, sportif anlamda da başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere spor federasyonlarıyla ortak okullar açalım, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alalım ve çocuklarımızı şöyle bir dilemmanın içinde bırakmadan akademik eğitim mi, sportif eğitim mi kavgasının içerisine sokmadan ikisini aynı anda vererek hem sportif altyapısının gelişmesini hem de akademik eğitimini sağlıklı bir şekilde almasını temin etmek üzere projeler geliştirdik ve federasyonlarla Gençlik Spor Bakanlığımızın öncülüğünde ilişkiler yürüttük. Bunun en başarılı örneği Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte yürüttüğümüz Ankara'daki voleybol lisemiz. Hemen ardından burada adını zikretmek isterim. Fatih Terim Hoca ile beraber o zaman futbol milli takımları teknik sorumlusu idi. Onunla birlikte Riva'da bir futbol lisesi hayata geçirdik yine 2014 yılında. Ardından diğer federasyonlarla da bu tür ilişkileri yürütmeye en azından start verdik diyelim, başladık. Bugün Basketbol Federasyonu ile birlikte de böyle bir şey yapmak benim açımdan gerçekten bu heyecanımın, bu arzumun, ülkemize, milletimize hizmet edebilecek gerçekten büyük bir projenin bir ayağını daha hayata geçirmiş olmaktan inanın mutluyum. Bu projelerimizle ne yapmış olacağız? Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp ilgili ya da yeteneklerinin olduğu spor dallarında o spor dalının gerektirdiği düşünme biçimlerini kazandırarak spor ilgili spor dalına ilişkin kültür anlamında kültürünü geliştirerek çocuklarımıza, gençlerimize rol model olabilecek, yurt dışına gittiğinde ülkemizi temsil edebilecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu olarak yetiştirebileceğimiz, milletimizi temsil edebilecek bir hizmet etmeye çaba sarf ettik. Bunun başlangıcını yaptık. Ben bu süreci çok, gerçekten çok önemsiyorum. Bu yılda bu okullarımızda artık sağlıklı yürüyen spor liselerimiz, tematik spor liselerimizin bünyesinde ve meslek liselerimizin bünyesinde ortaokullarda aşma eğilimindeyiz. Bu okulların şöyle bir avantajı var, onu da söyleyeyim. Bu okullar bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi bünyesindeki kayıt sistematiğinin de dışında değerlendirilecek. Yani ilgili federasyon çocuklarımızı, gençlerimizi yeteneklerine göre kendi eleme mekanizmaları açısından seçip bu okulda öğrenci olarak alacaklar. Bu da bu okullar açısından önemli bir avantaj. Ben bu sürece destek veren, başta Gençlik Spor Bakanımız olmak üzere, federasyon başkanımıza ve ilgili herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu benim hayalim olmanın ötesinde bu protokolle beraber birkaç hususu da hayata geçirmiş olacağız. Abdi İpekçi'nin yerinde inşa edilen basketbol gelişim merkezi 29 yılında bakanlığımız buhtesinde olacak. Okulun derslikleri, spor salonları, eğitim materyalleri federasyon tarafından donatılmış olacak. Okulun programları ve ders sistematiği Basketbol Federasyonu'nun belirleyeceği uzmanlarca hazırlanacak ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız da
irtibatlı olarak onaylanıp yürürlüğe sokulacak. Öğrencilerimiz Türkiye Basketbol Federasyonu'nun eğitim, kamp, antrenman ve müsabakalarına katılacak. Federasyonumuz çocuklarımıza bu anlamda kariyer rehberliği de yapacak. Öğrencilerimize hakemlik, antrenörlük, kondisyonerlik, spor yönetimi gibi eğitim seminerleri ve benzeri organizasyonlar yürütülecek. Ve Gençlik Spor Bakanlığımızın mevzuatına uygun bir biçimde öğrencilerimize başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak. Teorik olarak çok güzel bir kurgu. Biz bu süreçte federasyonumuzda çok sağlıklı bir istişare süreci yürüttük. Doğru bir adımı, doğru sonuçlar verecek bir adım atmak için en ince ayrıntısına kadar planladık. Güzel bir kurgu. İnşallah Türkiye'nin sportif altyapısına, özelde de basketbolla ilgili altyapısına hizmet edecek güzel bir girişim olur diye temenni ediyorum. Tekrar emeği geçen herkese, bakanımıza, federasyon başkanımıza, federasyonda bu süreci yürüten yetkililere teşekkür ediyorum. Bu projelerin başlangıcı kadar devamlılığı da önemli. Ben inşallah devam edecek, Voleybol Federasyonu örneğinde olduğu gibi devamlılığı sağlanacak ve federasyonun sürekli sahip çıkacağı, sürekli burayı göz bebeği olarak göreceği bir eğitim tesisi olmasını temenni ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.